İşte onu soruyoruz. Diyoruz ki var mı başka bir parti, getirin bakalım. Ha İşçi Partisi ne yapacak peki? Siz yapabilir misiniz yani? Köylü böyle diyor. Veyahut da halktan arkadaşlarımız, insanlarımız diyor ki ya peki diyorsunuz iyi bunlar böyle ama siz nasıl yapacaksınız? Elinizdeki formül ne? Reçete ne? Reçete arkadaşlar Mustafa Kemal'in başlattığı ve ulaştık. Ecevit'in kapısına gittik. Deniz Baykal'ın kapısına gittik. Karayalçın'ın kapısına gittik. Hepsinin kapısına gittik. Gelin arkadaşlar şu Altok'a sahip çıkalım. Memleket elden gidiyor. Biz bunları 50 senedir söylüyoruz şu söylediklerimizi. Yeni değil ki. Yeni değil. Türkiye IMF krizine girdi de ondan sonra bunları söylüyor değiliz. 50 senedir söylediklerimiz bugün gerçek olmuştur. Ve onlara da söylemişizdir. Gelin sol güç birliği yapalım. İktidar olalım. Yok. Bunlar demişlerdir ki hayır biz Avrupacıyız. Biz Amerikacıyız. Şimdi söylemeye devam ediyorlar. Oluşum doluşum bunları kuruyorlar. Hepsine sorduğunuz zaman diyorlar ki iyi derviş iyi derviş keşke bize gelse. Allah dervişten daha beterini versin. Yani öyle diyesi geliyor insanın tabii. Ya derviş şimdi daha Türkiye'de dolar 1.100.000 lirada kalacaktı değil mi? Bugün kaç olmuş? 650. Yılbaşına kadar 2 milyona varacak dedik biz ama. Derviş geldiği zaman, doların ipini bıraktığı zaman, ipini kesti. Değil mi? Ya, doların ipini kesti. Saldıran bir canavar gibi ipini kesti, saldırdı. Biz o zaman dedik ki bu dolar 2 milyona çıkar. Hayır dediler, biz ekonomiden anlarız. 1.100.000'de kalır bu dediler. Öyle demediler mi? Hadi dediler 1.150.000 oluversin. Aa, 1.650.000. Şimdi bugün bu. Ha, tutamazsın onu. Bu ekonomide tutamazsın. Çünkü ekonominin dümenini başkasına vermişsin. Dümen bizim elimizde değil. Ulusal meclis ve ulusal hükümet olmadığı için ulusal ekonominin direksiyonu da bizde değil. Bu tarafa kıralım desen kıramazsın. Şimdi Ecevit'in elindeki direksiyon deli direksiyonu. Vardır yalnız oynarlar caddelerde böyle araba sürüyormuş gibi bir takım akıl hastaları. Ecevit'in direksiyonu öyle. Ecevit ekonomi yönetiyor da kıvır. Öbürü de gel diye arkadan bağırıyor. Yok ki arabaya bağlı değil direksiyon. Direksiyon arabaya bağlı değil ki. Direksiyon IMF'ye bağlı. Direksiyon IMF'ye bağlı. Direksiyon IMF'ye bağlı. Onlar oradan Türkiye'nin ekonomisini yönetiyorlar. Neden? Merkez Bankamız yok. Efendim? Merkez Bankan olmazsa ekonomi yönetemezsin. Merkez Bankası'nı özelleştiriyoruz dediler. Merkez Bankası'nı özelleştirdiler. Lafta özelleştirme. Özelleştiren falan yok. IMF'ye bağladılar. Bakın Kasım krizinde 8 milyar dolar Türkiye'den çıktığı için o büyük kriz patladı. Şubat krizinde 2-3 milyar dolarlık bir parayı çekip götürdükleri zaman o kriz patladı. O zaman Merkez Bankamız olsaydı elimizde, Merkez Bankamız olsaydı para sürecekti piyasaya. Veya para çekecekti piyasadan. Yani direksiyonu çevirecekti ve böyle bir kriz yaşamayacaktı Türkiye. Ekonomiyi verdiler büyük tekellerin eline, Amerika'nın, Avrupa'nın büyük tekellerin eline, kara para krallarının eline verdiler. Onlar şimdi bizim paramızla oynuyorlar. Sonra dediler biz doları dalgalanmaya bıraktık. Türkiye'yi dalgalanmaya bıraktılar. Felaket denizinde oradan oraya çarpa çarpa kayalıklara gidiyoruz işte. Bıraktıkları Türk lirasının değeri değil, dalgalanmaya bıraktıkları. Türkiye'nin kendisi, senin ekmeğin. Bak ben buraya gelmeden şöyle televizyonlara bir bakayım dedim. Ya arka arkaya 30 tane 40 tane yurttaş. Bir ayda bir et yiyemiyoruz. Kadınlar bunlar şey de değil yani. Hani çok yoksul iyice toplumun dibindeki insanlar değil. Emekliyim diyor, memurum diyor. Esnafım diyor, dükkanım var kapattım diyor. 5 aydır diyor evime ekmek götürürken düşünüyorum diyor. 1 kilo peynir alırken şimdi 250 gram alıyorum diyor bayanlar. İşte o dalgalı kur sistemi, dolar sistemi, direksiyonu senin elinde olmayan ekonominin yarattığı sorunlardır bunlar. Buradan geliyor iş. Direksiyon elinde değil. İşte İşçi Partisi diyor ki direksiyonu elimize alacağız biz. Direksiyonu önce elimize alacağız. Yok kardeşim, Türkiye'yi biz yöneteceğiz. İddia bu. Bu kadar basit. Türkiye'yi ne Avrupa Birliği yönetecek, ne Amerika yönetecek, ne başkası yönetecek. Biz bunları söylediğimizde diyor ki savaş mı açıyoruz Amerika'ya?
Dolar yasaklanır mı canım? Be kardeşim, dolar her zaman serbestti de. Şimdi biz mi yasaklıyoruz ilk defa? Dolar 1980'e kadar yasaktı. Dolar 1989'a kadar hatta yasaktı. Özal bir eroin devrimi yaptı. Para nereden gelirse gelsin, sıcak para soğuk para fark etmez, gelsin. O altın kaçakçıları, o büyük şeyler, İsviçre bankalarına kara para yemiş adamların paraları Türkiye'ye gelsin diye açtılar sınırlarını. Türkiye'nin, Mustafa Kemal'in koyduğu Türk parasının kıymetini koruma kanununu delik deşik ettiler 1989'da 32 sayılı kararnameyle. Yoksa daha önce var mıydı Laleli'de 200-300 tane dolar büfesi? Yoktu öyle bir şey. Yasaktı zaten. Yasak olur zaten. Ben şimdi o beylere soruyorum, televizyonlarda soruyorum. Arkadaş sen gittin Fransa'ya, dolarla alışveriş edebiliyor musun? Türk lirasını geçtim canım. Türk lirasını zaten edemezsin de. Dünyanın hiçbir yerinde edemezsin. Türkiye'de de edemez hale geldi. Ama hani dolar kıymetli para, git al bakayım bir tane Ciklet şeyde, Fransa'da, Paris'te. Veya Frankfurt'ta al bakayım bir tane Ciklet dolarla veya frankla. Her ülkenin kendi ülkesinde kendi parası geçer. Yani biz yeni icat etmiyoruz doların yasaklanmasını. Siz bu millete bunu sanki ezelden beri dolar varmış, ebediyen de olacakmış gibi yutturuyorsunuz. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Türkiye'nin ekonomisini biz yöneteceğiz dediğimiz zaman diyor ki dünyaya savaş mı açıyorsun? Yok kardeşim öyle bir şey. Dünya bize savaş açmış ya. Ben istiyorum ki vatanımda istediğimi ekeyim dikeyim. Ben karar vereyim neyin ekilip ekilmeyeceğine canım. Şimdi diyor ki herif şeker pancarı üretmesem diyor. Ben sana ne üreteceğini söyleyeyim diyor. Bizim bakanlar da çıkıp bunu tekrarlıyorlar. Benim köyümden daha iyi biliyor. Yani İMF'nin adamı o Polatlı'nın tarlasında pancar mı yetişir yoksa başka bir şey mi yetişir? Benim köyümden daha iyi biliyor. Ben karar vermeyeceğim de oradan nasıl sen karar vereceksin buna? Ama dünyaya savaş açıyormuşuz. Biz şunu söylüyoruz işçi partisi olarak, diyoruz ki arkadaş sen memleketini yönet. Bak sana karışıyor muyum ben? Amerika mısın? Tamam. Mutlu ol, müreffeh ol. Ne yaparsan yap. Bana karışma. Ben sana savaşmanı açmıyorum. Ama sen gelip benim ta dibime kadar dinamiti yerleştiriyorsun. Ta benim köylümün ekmeğinin ne kadar olacağına kadar içime girip her şeyimi karıştırıyorsun. Sen beni gelip Kıbrıs'tan sıkıştırıyorsun. Sen beni gelip Kuzey Irak'tan sıkıştırıyorsun. Sen benim Kurtuluş Savaşı'mı soykırım ilan ediyorsun. Kurtuluş Savaşı'nın Rumları denize döktüğünüz için siz Rumlara karşı soykırım yaptınız. Ermenileri kestiniz. Bunu söylüyorsun bana. E canım ben de senin kadar idare edeyim memleketimi. Bana karışma. İşte İşçi Partisi'nin söylediği bu. Yani biz Mustafa Kemal'in söylediğini söylüyoruz. Ve millete Mustafa Kemal'in söylediğini bir kere daha tekrarlıyoruz. Ve Mustafa Kemal'in yaptığı çağrıyı yapıyoruz. Ne yaptı? Samsun'a çıktı. Ey millet dedi, bu dedi. İstanbul'daki Vahdettin Efendi Hazretleri ve yanındaki damat Ferit'ler memleketi satıyorlar. O zaman da vardı şimdiki o televizyonlarda konuşan profesör tipi adamlar. Diyorlardı ki İngiliz mandasını yedir üstadım. Şimdi konuşuyorlar. O zaman televizyon yok tabii de. İşte yani gazetelerde yazıyorlar. Halka söylüyorlar. Üstadım İngiliz mandası mı iyi yok? Ya Amerikan mandası daha iyi diyorlar. Bir bakalım yarın. Ertesi gün bir daha buluşup bunları konuşuyorlar. Aynen. Mustafa Kemal o zaman dedi ki millete düşün arkama dedi. Düşün arkama. Dediği adamlar da böyle çarığı delik adamlar. Bak gidin görün orada şeyleri. Bu millete bunları unutturdular. Şimdi hepimizin aklında dolar kaç liraya çıktı? Borsada ne oldu? Faiz ne oldu? Bunlarla uyananıyoruz. Gidin bir şu Dumlupınar'ı bir gezin. Bak ben şu 68'ler bir yürüyüşle gittim bir daha gezdim. Ya 8 yaşında çocuklar, bak 8 yaşında, düşmüş Konya'dan, Kayseri'den babasının arkasına gelmiş orada ölmüş, bak gömülmüş orada. Ya işte Mustafa Kemal'in seslenişine verilen cevaptır. Ya şimdi Türkiye gene o Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı zamanki gibi oldu. Demek ki çare gene milletçe harekete geçmektedir. Milletçe harekete geçin. Milletçe harekete geçin, milletçe harekete geçin diyen partisinin arkasına geçin. Ama öyle dolar masasında imza vererek değil sadece. Üye olacağız. Üye olacağız. Çarıklarımızı giyeceğiz.
Üç kişinin, beş kişinin çarayıyla olmaz. Sağcısı, solcusu, evet, sakallısı, bıyıklısı, matruş suratlısı, hepsi gelecek. Dün MHP'ye oy veren, Fazilet'e oy veren, CHP'ye oy veren, şuraya veren, buraya, hepsi gelecek. Gelmek zorunda. Gelmek zorunda. Geliyor. Geliyor. Başkan söyledi, bakın bizim son iki ayda kazandığımız üye sayısı 15.000'i geçti. 15.000 gelip ben İşçi Partisi'ne üye yazılıyorum diyen adamdır bu. Bir günde yazılan üye 1.200'ü geçti İstanbul'da. Böylesine bir, şu Rize, işte Anavatan Partisi'nin kalesi diye bilinir. Şimdi akın akın üye yazıyor parti. Millet gelecektir buraya. Gelmek zorundadır. 50 yılın tecrübesidir bu. Varsa getirin diyorum onun için. Varsa başka bir parti, dolara karşı çıkan, Türkiye'nin bağımsızlığını savunan, IMF'siz yönetirim Türkiye'yi diyen, bu IMF Türkiye'yi bu hale getirdi. Türkiye'nin aklı mı yok, fikri mi yok, adamı mı yok, uzmanı mı yok? Amerikalardan Türkiye'ye dervişler getiriyoruz haciz memur olarak memleketimizi yağmalattırsın diye. Bizim adamımız var diyen parti varsa gelsin. Gelsin. Gelsin derken yani bir şey yapacağımdan diye kucaklayacağım. Seveceğim yani. Öyle gelsin diye öyle yalvararak söylüyorum. Gelsin. Bizimle beraber mücadele etsin. Şimdi Türkiye'nin önünde bir de savaş tehlikesi belirdi. Bakın şimdi IMF'ciler, Amerikancılar, Avrupacılar Amerika'nın savaşını da biz yapıverelim diyorlar. Aynen bu Kuzey Irak'ta savaş başladığı zaman olduğu gibi. O savaşa girdiği için Türkiye, bunu sadece biz söylemiyoruz, artık sanayiciler de söylüyor, iş adamları da söylüyor. Güneydoğu'nun ekonomisi çöktü, Antep çöktü, Adana çöktü. Şimdi tekrar Amerika kendi menfaatleri için Afganistan'a bir savaş açıyor. Bu Afgan savaşını Türkiye'de onunla beraber yapıversin diyorlar. Tabii sadece Afganistan değil. Bizim milletimize sorduğun zaman Afganistan biraz uzak gibi görünür. Ama Irak'ta da bir takım tertipler yapılmaya başlandı. Bir takım kazanlar kaynatılmaya başlandı. Tekrar Türkiye'nin Mehmetçiğini oralarda kırdırtmak için planlar yapılıyor. Biz onlara dedik ki o zaman kardeşim bak savaşı çok istiyor musunuz? Amerika'yı çok seviyor musunuz? Bu Amerika'nın Pentagon'una uçak girdi, ikiz kuleleri yıkıldı diye matem yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz, iyi yapın. Ama savaşa gidecekseniz kendiniz gidin. Yani tamam. Çok istiyorsanız, işte sayıyoruz bu gazetelerdeki Amerikancıları, şunlar, şunlar, şunlar. Toplanın, bir tabur mu yapacaksınız, bir bölük mü yapacaksınız, kaç kişiyseniz. Başında da çevik biri koyun. O da diyor ya, Amerika için savaşalım diye. Beraber gidin savaşın. Ama bizim zaten hani açlığa mahkum edilmiş, sefalete sürüklenmiş insanımızı bir de oralarda kırdıracağız diyorsanız biz buna razı gelmeyiz. Biz Amerika'nın savaşını yapacak değiliz. Biz bir tek savaşırız, bir tek şekilde savaşırız. Türkiye'nin menfaatlerine dokunulduğu zaman genel kurmayımız da bunu söylemiştir böylece. Biz savaşmayız. Biz niçin savaşalım demiştir. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, orgeneral. Niye savaşalım? Ama sen gelip Kuzey Irak'ta bir devlet kurar, Türkiye'yi bölmek istersen o zaman savaşırız. O zaman helal olsun. O zaman bütün çocuklarımız helal olsun. Veya Kıbrıs'tan geldin, ben buraya bir üs kuracağım. Bütün bu bölgenin efeliğini yapacağım. Doğalgaz, petrol coğrafyasına buralardan saldıracağım. Seni de buralarda piyon gibi kullanacağım dersen o zaman gene savaşırız. Bunların ikisini de Türk Genelkurmayı savaş sebebi saymıştır. Buralarda dokunduğun zaman takkeleri değişiriz demiştir. Ama Amerika ile beraber yok Afganistan'a, o yoksul milletlere, aslında bizim dostumuz olan o milletlere savaş açmayız. Afganlar 23 Nisan 1920'de bizim meclisimiz kurulur. Daha hükümet teşekkür etmeden Mart ayında Türkiye'yi tanır ve destekler. Şimdi bizim oralara vefa borcumuz da var. Onlar da bizim gibi yoksul insanlar. Başlarında Taliban var. Başlarında şu var. Efendim sen nasıl başkanını seçiyorsan o da seçer bir gün. Senin ne hakkın var orayı burayı oynatmaya, orayı burayı değiştirmeye ne hakkın var? Taliban'a ben de karşıyım. Ama karşı olduğun her yerdeki rejimi sen nasıl değiştireceksin canım? Nasıl değiştirin? Ne hakkın var? Sen dünyanın efendisi misin?
Öyle diyordu. Ben dünyanın efendisiyim. Bana yan bakanı yere yıkarın. Böyleydi Amerika, değil mi? Öyleydi. Efeydi. Ha şimdi kafasına iki uçak çarpınca ya ben galiba Efe değilmişim demeye başladı. Ve Efe olduğunu ispat etmek için de Türkiye'ye gel Efe, benim Efe olduğumu ispatlayalım. Canım sen ispatla. Niye ben senin Efe olduğunu ispatlayayım da başıma bela edeyim? Değil mi? Türkiye'nin insanı zaten bunu böyle anladığı için. Şimdi de diyorlar ki orada ölen adamlara üzülmediniz mi? Yahu kardeşim. Mesele adam ölmesi değil. Adam ölmesine herkes üzülür. Biz bir karıncayı bile ölü görsek üzülürüz. Ayrı mesele. Ama sen orada ne hale geldin, millet ona bakıyor, onu seyrediyor. Sen değil misin böyle, bana dokunamaz kimse. Vay vay falan diye. İşte bak dokunuldu diye millet. Ha dokunulurmuş dedi, bir şey demedi yani. Nerede dedi? Şeyde, Rüştü Saraçoğlu stadında, Ali Sami Yen'de, Konya stadyumunda, Antep stadyumunda, Trabzon stadyumunda, her yerde Türkiye'nin milleti dedi ki, o oldu. Gelin bir saygı duruşu yapalım. Bizim öncü gençlik gitti işte. Üniversitede profesörler. Kocaman kocaman adamlar. Niye okuduklarına şaşıyorum. Ne profesörü bunlar? Amerika'ya saygı duruşu profesörü. İlan etmiş yok. Gelin Amerika'da ölenler için bir saygı duruşu yapalım. Bir dakikalık. Hadi kalkın ayağa. Öncü gençlik yok kardeşim. Biz kendi vatanımız için ölenler hakkında onlar için saygı duruşu yaparız. Ama Amerika için niye saygı duruşu yapalım canım? Dedi. O işte Konvasan, Konya Spor, Elazığ Spor maçında bütün stadyum kaosun Amerika dedi. Millet. O genel şeyde Galatasaray'ın stadyumunda gene, Fenerbahçe'nin stadyumunda gene. Ali Sami'nde. Yani her yerde ama bütün dünya milletleri bunu söylediler. Çünkü hakikaten bu ezilen milletler coğrafyasında büyük bir yıkım yarattı Amerika. Perişan etti buraları. Arkadaşlar Amerika'nın 200 ve Amerika Avrupa beraber söyleyelim 235 büyük zengini 3 milyar insandan daha fazla kazanıyor senede. 3 milyar insandan daha fazla kazanıyor 235 adam. Siz bu adaletsiz sistemi sürdürebilir misiniz? Ve sizin kareleriniz yıkıldığı zaman bu millet oh demez mi? Der. Demiştir. E ne yapalım dediyse bana geliyor. Niye dedi? Seviniyor musun ölüme? E canım. Kardeşim bütün savaşlarda adam ölüyor. Ha ben bunlara dedim ki o zamandan içimde kalmıştı ama şu Irak savaşı olduğu zaman hatırlayanlarınız vardır. Televizyonu açıyorsunuz. Vız 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 bir takım şeyler gidip geliyor bu havai fişek gibi şeyler. Bunlar da oradan konuşuyorlar. Ya teknoloji ne kadar ilerledi görüyor musunuz sevgili dinleyiciler? Savaşı buradan evimizde koltuğumuza oturmuş, bacak bacak üstüne atmış, viskimizi yudumlarken izleyebiliyoruz. İçimde kalmıştı bu lafı söylemek, şimdi söyledim. Dedim ki aslanım bak, o ışıkların geçtiği karanlığın altında insanlar ölüyordu. Ya, 300 bin Arap kumlara gömülmüştü. Ya sen o viskini içip de seyrettiğin ışıklar böyle eğlenelim diye atılmadı oraya. Ha şimdi diyor musun sen bana? Afgan'ın canı, Arap'ın canı, Türk'ün canı, Kürd'ün canı, tarada yetişiyor da Amerika'nın canını başka bir ismi yaratıveriyor. Veyahut da onu analar doğurdu da bunlar tarada mı yetişiyor? Evet, böyle yapmışlardır ve onun içinde oh denmiştir. İşte şimdi gelinen noktada Türkiye'nin önüne konulan bu savaş, bu ekonomik yıkıntı, bu açlık, sefalet, aynı zamanda savaş tehlikesi. İşte şimdi bir milli uyanış lazım. Milli uyanış. Milli uyanış ve milli şahlanış. Millet olarak, Türkiye olarak hep birlikte. Ve onun için söylüyorum sağcı solcu. Sağcı solcuyu değiştirdik. Bak eskiden sağcı kahvesi, solcu kahvesi. CHP kahvesi. Ben o yılları yaşadım. Konyalıyım. Orada da öyleydi. Her yerde de öyleydi. Adalet Partisi'nin kahvesi, CHP'nin kahvesi, Demokrat Parti'nin kahvesi onun. Bu yok. MHP'li, faziletçi falan böyle değil. Bugün vatanı seven, dolara karşı Türk lirasını savunan, ekonomimizi biz yürüteceğiz, yöneteceğiz diyen, her adam, Türkiye'ci olan, esnaf sanatkar, tüccar, sanayici. Bakın arkadaşlar Sabancı şeyi sattı. Toyota'yı değil mi? Toyota'yı sattı.
Bakın biz o tür sanayilere karşıyız. Kendimiz üretebiliyoruz. Biz 1930'larda Çekoslovakya'ya, Belçika'ya uçak satmış bir milletiz. Yani Türkiye büyük sanayi hamlesi yaptı. Avrupa'ya uçak sattık biz o zaman. Ondan sonra yıktılar. Siz dediler, 50'den sonra siz ne yapacaksınız sanayi? Amerika'nın, Avrupa'nın sanayisi var. Sanayiyi oradan alırsınız. Size en iyisi bahçeyi falan iyi çapalayın. Domates yetiştirin, fasulye yetiştirin. Avrupa'nın, Amerika'nın bahçıvanı olun. Dediler o zaman. Değil mi? Sonra gele gele geldik şimdi. Ne dediler? Sizin bahçıvan olmanıza da lüzum yokmuş ya. Biz anladık, düşündük, taşındık 30 sene sonra. Siz muzla ekmeği, muzu da biz gönderelim. Bak, muz savaşı var şimdi Anamur'da. Okuyor musunuz gazetede? Gümrük duvarlarımız olmadığı için bir iki kota koymuşlardı. Bunu da kaldırın, biz buraya da muzu da silip süpürelim. Şekeri silip süpürelim. Buğdayı silip süpürelim. Ekmeyecek buğday. Bakın göreceksiniz 2002'de eğer şu felaketli tabloyu değiştirecek şekilde biz işçi partisine birleşmeyelim. Ekmiyor kardeşim. Buğday ekmiyor adam. Çünkü ekmek daha zararlı. Ekmemek daha karlı hale gelmiş. Mazot 3 misli artmış. Gübresiz tarlaya tohum atıyor çiftçi. Bu hale getirmiş. Ha şimdi biz bu sanayiye karşıydık. Türkiye'nin sanayisi olsun, öz, kendi, milli sanayisi olsun istiyorum. Ama işte geldi Toyota Sah diye bir şey çıktı. Gene orada 3-5 ne bileyim Türkiye'de belki 5-10 kuruş kalır umudu. Birkaç kişi çalışır 5-10 kuruş da kalır. Onu sürdüremedi. Bak, bizim karşı çıktığımız o montaj sanayisini, o yabancı sermayeyle beraber ortak yapılan sanayiyi bile adam kabul etmiyor. Yık bunların hepsini diyor. Sen manavda olma diyor. Bilmem tarımda yapma. Ne yapalım kardeşim? Peki ne yapalım? Biz tembel bir milletiz. Peki kabul ettik. Bir ay ekiyoruz, 11 ay yatıyoruz. Tamam, göbek atıp duruyoruz köylerde. Bir git bak bakalım. Şimdi ben onlara söylüyorum, o fakir diyen, o şeyden tembel diyen o gazete yazarlarına, televizyonculara falan. Gidin bakalım şu köye, bir de bunu orada söyleyin. Köylerde söylüyorum ben. Gelsinler buraya diyorlar. Ne yapacaklar bilmiyorum tabii. Ha, gelsinler. Tembel miyiz değil miyiz görsünler. Evet. 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 Canım sonra sen ekme diyorsun ya pancarcıya. O da ekmiyor işte. Niye tembel diyorsun adamı? Ekme dedin ya. İşte o sanayiyi de çökertiyor. Onun için diyorum ki ha şimdi ne yapacaklar? Lafı devam ettirelim oradan. Sen tarım da yapma diyor. Sanayi yapma demişlerdi de. Tarım da yapma. Ne yapalım? Turizm yap. Bak turizmin de o uçak geliş gidişleri, şusu busu falan filan hepsi onlar yapacaklar. Biz sadece bekleyeceğiz o lüks otellerin kapısında. Birisi çıktı mı ayakkabını koyalım abi diye fırlayacağız. Oradan aldığımız parayla da akşam çocuklarımıza bakacağız. Bu kadar olsa gene iyi. Onu da yapalım. Ama bakın Tayland'da, Filipinler'de bu gangster takımı, bu cowboy takımı seks turizmi kurdular. Bak şimdi başladı İstanbul'da. 1500 çocuk fahişe kaydediyor bizim polisimiz. Var mıydı Türkiye'de böyle bir şey? He, var mıydı böyle bir şey? 1500 tane çocuk fahişe. Ya işte bize onu yaptırtacaklar. Bir, uyuşturucu trafiğine bekçi yapacaklar. Uyuşturucu trafiğine bekçi, tetikçi yapacaklar. İki, turizmde de işte bu işleri gördürecekler. Hamalı olacağız onların. Bilmem ayakkabı boyayıcısı olacağız. İtilip kakılacağız, bir de işte çocuklarımız o yollara sürüklenecek. İşte bunu istiyorlar. Ha şimdi buna karşı olan herkes birleşecek. Bütün bir millet derken anlatmak istediğimiz budur. Biz işçi partisiyiz. Bakın biz sosyalist bir partiyiz. Biz kamu ekonomisini savunuyoruz. Biz giderek insanların birbirinden farkının kalmayacağı bir toplum özlüyoruz, istiyoruz. Bunlar için çalışıyoruz. Ama bugün Türkiye'nin bu felaketli anında herkes birleşmez, herkes sıkılacak. Milli bir mücadelenin dönemindeyiz. Ve biz böyle olduğumuz için, sosyalist bir parti olduğumuz için millete bunu söylüyoruz. Ey millet diyoruz, gel. Kim olarak gel? İşçi olarak gel. Köylü olarak gel. Zanaatkar. Zanaatkar bitti mi? Halk Bankası bitti değil mi? Bitti, zanaatkar bitti, topu attı. İşte şeyler, Carrefour'lar, Contour'lar, Cart'lar, Curt'lar bitiriverdiler bunları, temizlediler, sürdüler. Yüz binlerce şey esnafımız silindi, süpürüldü. Değil mi? Ha şimdi o gelecek, o gel diyorum ona da. Sanayiciye de gel diyorum. Bakın geçen gün televizyonda
Sinan Aygün'le beraberdik. Oradan o Amerikancılar ona laf attılar. Dediler sen de dolar yasaklansın diyorsun. İşçi Partisi de diyor bak İşçi Partisi sosyalist bir parti. Sen sapıttın mı yoksa? Senin aslında dolarcı olman lazım. Dolarcı olman lazım. Yani korkutuyorlar. Diyorlar ki İşçi Partisi bak var orada öcü. Onun yanına düşeceksin. Dikkat et bizim yanımıza gel. Ama yanmış adamsın. Onun yanında yanmış zaten. Kaçacak yer arıyor. Tüccar. Tüccar bu. Kendi ülkesinde alışveriş yapamıyor. Kredi alamıyor. Büyük tüccar. Değil mi? Yabancı mal gelmiş, istila etmiş pazarını. Yıkmış, atmış. Ha o zaman tüccar da gelecek. Sanayici de gelecek. Sanayici ne diyor? Kredi alamıyorum ben. Alamazsın tabii. Nereden alacaksın? Adam oradan 1,5 milyar dolar gönderiyor. Buradan 5 milyar dolar alıp götürüyor. Hortum, faiz, dış borç faizi, iç borç faizi. Öyle mi? O zaman sanayiciye faiz yok. Şey yok, kredi yok sanayiciye. Vereyim diyor. Tamam. Kredi mi istiyorsun çok yalvarına da böyle diyor. %97'den. Yahu arkadaş %97'den nasıl fabrika işleteceğim ben? Ha? Nasıl fabrika işleteceğim? Hadi %50 de vereyim. %195 faizle sanayi kredisi vereyim. Ha şimdi o zaman gel arkadaş bize. İşçi Partisi'ni takip edecek. Bütün bir millet olarak. Kim dışında? Hortumcu, faizci, dolarcı dışında. Bunlar da Türkiye'nin %1'idir. Onlar onu bırakmayacaklar. Çünkü esas hazır yiyici onlardır. Esas alın teri dökmeden bu milletin alın terini batıyla beraber sömürüp soyup bir yere yığan onlardır. Bakın sadece kara para, rüşvet, hortum, buradan alınan paraların kendileri hesaplıyorlar. Ben hesaplamıyorum, kendileri söylüyorlar. Toplamı 200 milyar dolarla 465 milyar dolar arasında. Kaynağı olmayan Türkiye'den yolunan paranın miktarını görüyor musunuz? Peki buna karşı Türkiye'nin şu zavallı körüsünden esirgenen para ne kadar? Zavallı körüsünden esirgenen diye böyle laf zannetmeyin. Gidin bir bakın şeylere, köylere. Millet kuyruk olmuş. Haymana cezaevinde ada 20-30 kişi ancak kalabiliyor. Dar olduğu için. Ama birkaç bin köylü faizini ödeyemediği için hapse mahkum edilmiş. Girip çıkacak. Ben onlara diyorum ki ya köylüyü hapse sokuyorsunuz. Köylüyü hapse sokuyorsunuz da orada bir şey mi üretiyor? Sizin borcunuzu çıkınca ödeyecek, şey mi yapacak orada yani? Saksıda bir şey yetiştirip de satıp da çıkınca faizinizi mi ödeyecek? Değil mi? O şekle getirmiş. Yani bütün bu köylülerin işte ya şu faizleri bari silin dedikleri paranın toplamı da 3 milyar 200 milyon dolar. Bak 3 milyar 200 milyon dolar köylünün bütün borcu hepsi. Dervişe dediler ki bunu ya şunu silelim. Hiç olmazsa faizini biraz erteleyelim. Yok kardeşim. Kaynak yok. Dediği para 3 milyar 200 milyon dolarcık sadece bu kadar. Banka hortumlamalarından bak öbür rakam tevatür gibi gelir 200 milyar 500 milyar falan. Banka hortumlamalardan giden para 20 milyar dolar. Yani adam banka kuruyorum diyor. Kuruyor bankayı. Sonra devlet bankalarından, devlet ihalelerinden şuradan buradan hortumluyor. Bakıyorlar ki banka boş. Boş bir kutu gibi devletin üstüne atıyor. Bunu doldurur musunuz? Tamam doldururuz. Yani o köylüye o 3-5 kuruşu fazla gören adamlar o boş bankaları alıp içine dolar doldurdular. 20 milyar dolardır bunda miktarı. İşte budur. Ha şimdi bütün bu kesimler, bütün bu insanlar İşçi Partisi'ne geldikleri zaman bir çare vardır. Başka bir çare yoktur. Ha şimdi bizim çarelerimiz neler? Arkadaşlar ilk gün hükümete girdiğimiz gün böyle bunu yapmayacak olan bir hükümete de girmeyeceğiz. Bakın burada söylüyorum AKTP'de. Bunları şöyle değil. Bak MHP'yi falan bu köylü bir şey zannetti soktu. Ondan sonra ne yaptılar? Hepsi manken vaziyetinde dervişin arkasında yer aldılar değil mi? Biraz itiraz eder gibi yaptılar. Ya öyle yapmasak falan deyince hemen tamam efendim rica ederiz. İmzaları attılar değil mi? Öyle yaptılar. Bak biz buralarda söz veriyoruz. Bütün halka söz veriyoruz. Bütün halka söz veriyoruz. Dediklerimizi yapamayacağımız hiçbir hükümete girmeyeceğiz. Parlamentoya girdik diyelim değil mi? Hükümet olmamıza yetmedi milletvekili sayımız.
Diyeceğiz ki doları yasaklayanlar var mı içinizde arkadaşlar? Var. Varsa gel koalisyon yapalım. Yok biz dolarcılığa devam edeceğiz diyoruz. Diyorsunuz. Diyor musunuz? Diyorsunuz. O zaman biz hükümetle yapıyoruz. Buyurun kurun bakalım hükümeti. Bakalım nereye kadar gideceksin. O zaman da halka döneceğiz diyeceğiz ki eksiğimizi tamamla. Eksiğimizi tamamla biz bunu süpürelim. Böyle böyle söylüyorsun. Ama böyle böyle söyleyenler de vardı. Ecevit dedi ki işte şeydir. Toprak işleyenin su kullananın dedi. Efendim kalkınma köyden başlayacak dedi. Diyor yani. Sizden size nasıl güvenelim? Nereden bilelim ki siz böyle Ecevit gibi yapmayacaksınız, ters dönmeyeceksiniz? Bizim cevabımız şudur. Biz milletvekili olmak isteseydik bize yollar kapalı değildi. Doğu Perinçek ve arkadaşları olarak söylüyorum. Eğer milletvekili olmak istiyor idiysek, olmayı isteseydik bize bu yollar kapalı değildi. ANAP kapalı değildi. CHP'nin listeleri ardına kadar açıktı. Yalvardılar gitmedik. Neden böyle? Neden gitmedik? Çünkü biz bu işlerin böyle olacağını, bu milletin bir kurtarıcı partiye ihtiyacı olacağını 1960'lardan beri gördük. Ve işte bugünler için bir parti, bugünler için Türk milletine ne mutlu, Türkiye halkına ne mutlu ki onlarca sene boyunca fikrinden dönmemiş, doğruyu söyleye gelmiş, halkına bağlı kalmış. Şimdi büyük bütün çırpınma şu değil mi? Gelecek ay vadesi gelen iş borcunun faizini nasıl ödeyeceğiz? Onu da dolara çevirdiler. Dolar tırmandıkça o borç da tırmana tırmana gidiyor. Kar topu gibi büyüyor. Buna dur diyeceğiz. Frene basacağız. Şu borsayı kapatacağız. Milletin hiç olmasa çenesini kurtaracağız. Şu çeneyi kurtaracağız. Borsayı kapatacağız. Bu bir kumarhane. O Osman Altuğ var. Televizyonlarda görüyorsunuz. Bu diyor üç kağıt ekonomisi. Kur, faiz, borsa. Kur, faiz, borsa. Bunun üretimle alakası yok. Yani ekilen, dikilenle veya fabrikada üretilenle bir alakası yok. Bunu kapatacağız. Borsa kapanmıştır. İlk yapacağımız işler bunlar. Geldik, bize soracaksınız. İktidara geldiğimizin üçüncü günü telefon edeceksiniz hükümete. Yani bana etmeyin bak. Hükümette olurum, olmam, nerede olurum belli olmaz. Hükümete telefon edeceksiniz. Diyeceksiniz ki, ne oldu? Bu verdiğiniz sözler Aktepe kahvelerinde falan bağırıp duruyordunuz. O zaman oradaki adam diyecek ki yapılmıştır beyefendi. Kararnameler çıktı, uygulamaya kondu, döviz büfeleri kapandı, işte borsa kapandı, dış borç ertelenmek üzere görüşmeler başladı, iş borç ise takside bağlandı, size bu raporu verecek. Vermezse o zaman diyeceksiniz ulan bu işçi partisinde iş yokmuş. Başınızın çaresine bakacaksınız. Ama işçi partisi böyle yapmaz. İşçi partisi size başınızın çaresine bakın demez. İşçi partisi çünkü bütün başların çaresidir. Evet, böyle olduğu için. Borsayı kapatacağız. İthalata sınır getireceğiz. İthalata. Şu lüks ithalat, Türkiye'de üretilen şeylerin ithalatı. Bizim Aselsan'ımız var burada aslanlar gibi cep telefonu üretiyor. Biz 5 senede bu cep telefonu ve elektronik eşyaya 19 milyar dolar vermişiz. Ya ne olacaktı olmaya verseydi diyesi geliyor insanın değil mi? Kendimiz yapıyoruz bunu. Biz artık mercimeği, nohutu, makarnalık unu ithal eder duruma gelmişiz. Benim güzel Ege tütünüm gitmiş Yunanistan'dan Türk tütünü ithal ediyoruz. Bak İngilizler şimdi İzmir'de fabrika kuruyorlar, çay üreteceklermiş kendisiyle. Ya benim güzel Rize çayımı bak adam oradan yiyor. Yasaklayacağız bunları. Türkiye'de üretilen hiçbir şey vergisiz, algısız böyle delik duvarlardan geçer gibi gelip Türkiye'ye giremeyecek. Lazım olanı ithal edeceğiz tabii. Lazım. Mesela ham maddedir, makinedir, teknolojidir, Türkiye'de bulunmayan bir şeydir. Bunları tabii ithal edeceğiz. İthalatı yasaklamıyoruz ama benim ürettiğim şey Türkiye'de üretiliyorsa zaten niye dışarıdan gelsin? Benim insanım kazanacağına niye başkası kazansın? Bunları gerçekleştireceğiz. Gümrük duvarını tekrar dikeceğiz. Böyle Avrupa Gümrük Birliği dediler. Delik deşik Türkiye'nin sınırları bayrağı olmayan, sınırı olmayan bir ülke olmaz. Sınırında gümrüğü olmayan bir ülkenin sınırı da olmaz. Sınırı sadece asker beklemez. Gümrükler de bekler.
ve çiftçi borçlarını hemen faizlerini sileceğiz ve borçları da erteleyeceğiz. Bu borç hepsini silelim dedik biz köylerde. Çünkü bir şey değil bu. Hiçbir şey değil. Eksin çiftçim. Bak bir tane şey yazı size okudum, anlatayım. Mustafa Kemal bir Anadolu gezisinde bir çiftçiye rastlıyor. Çiftçi tanımıyor Mustafa Kemal'i. Böyle şey bir sivil kıyafette geziyorlar yanlarında bakanlarıyla vesaire. Tek öküzle tarım yapıyor. Tek öküzle. Soruyor, diyor ki amca niye tek öküz ya? Bir tane daha koşsan daha iyi, yapmaz mısın bunu falan? Ya diyor efendim, ödeyemedik banka faizini diyor, sattım öküzün birini diyor. Mustafa Kemal o kadar müteessir oluyor ki, dönerken diyor ki, biz dönüşte amcayı da bir Ankara'da ağırlayalım. Çankaya davet ediyor. Diyor ki, ya siz böyle böyle yapmıştınız, böyle nasıl oldu bunu bir anlatın bakanlarına falan. Ve söylediği şey şudur, çiftçinin ekmesine mani olamayız. Çiftçiyi bu durumlara düşüremeyiz. Mustafa Kemal'in söylediği bu. Ve derhal çiftçi borçlarına tedbirler getiriliyor. Şimdi Mustafa Kemal'in yaptığını yapmak lazım. 3 milyar 200 milyon dolar bir şey değil. İşte Haymana köylerinde biz genel başkanla dolaşırken bir köyde başkan bunu söyledi. Bunları da sileceğiz. 3,2 milyar dolar bir şey değil dedi. Köylünün biri söz aldı. Başkan dedi ya şey ana parayı ödeyelim dedi ya. O kadar da düşünceli ki ondan sonra biz bunu ana parayı taksitlendirelim'e dönüştürdük. Ana parayı ödeyelim dedi. Yani kıyamıyor yani devlet bir yerden almış parayı. Yani alayım da götür, hortumcu değil köylü. Öyle olsa sil başkan, hatta üstüne biraz daha ver demesi lazım. Öyle demiyor. Ya faizi silelim diyor. Faiz çok insafsız çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. 300 milyon almış 5 milyar ödeyecek falan gibi. Korkunç bir şey ya, ödemesi mümkün değil. Bunları hemen sileceğiz, köylümüzü özgürleştireceğiz. Öyle aklı fikri faizde maizde olmayacak. Daha iyi nasıl ekerim dikerim ona bakacak. Köylüye kredi, ucuz kredi vereceğiz. Halk bankamızı falan, Ziraat bankamızı tekrar. O bankaları Mustafa Kemal boşuna kurmadı. Boşuna kurmadı. Değil mi? Osmanlı'dan gelmiş, ondan sonra çevirmiş Ziraatı Destekleme Bankası'na. Esnafı Destekleme Bankası yapmış. Ya öyle yapmadığın zaman köylü, çoğunuzun köyle bağı vardır. Nasıl ekip dikecek, nasıl tekrar ekmek için tohum alacak değil mi? Başka türlü olmaz. Öyle %100 faizlerle falan olmaz. Bunları yapacağız. Bunlar kararname işleri. Ama hemen çıkaracağımız kanunlar var. Bir tanesi şu. Nereden buldun kanunu çıkartacağız. Nereden buldun kardeşim kanunu diyelim. Hani kardeşim de olsun ki korkutucu olmasın. Nereden buldun kanunu? 200 milyar ile 465 milyar dolar arasında Türkiye'yi hortumlamış olanlara şunu bir anlatın. Nereden buldunuz? Ha, bunun senedini sepetini gösterecek, şu fabrikayı çalıştırdım buradan geldi diyecek, bak vergisini verdim diyecek, faturası bu diyecek, tamam geç. Ha, bir kısmı diyecek ki vallahi ben de bilmiyorum nereden geldiğini, gelmiş buraya durmuş, hatta ben buraya yanlışlıkla durmuşum. Ha, o zaman o para senin değil, demek ki senin değil, memleketin parası. Buradan Türkiye çok büyük bir gelir elde edecek, çok büyük bir gelir elde edecek. Bu nereden buldun kanunu çok önemli. Avrupa Gümrük Birliği'nden hemen çıkacağız. Özelleştirmelere derhal son vereceğiz ve özelleştirenleri kamulaştıracağız. Umalım ki anayasayı değiştirecek kadar bir çoğunlukla gelelim de şu peşin ödenirden de kurtulalım. Ama peşin ödenirden de ben avukatlara sordum, dedim çocuklar bu ne olacak ya peşin ödenir diye. Şimdi adam götürmüş kocaman dev gibi kurumları, Sümer bankları, şunları bunları, devlet bankalarını, biz bunu peşin ödeyelim desek dünyanın parasını ödeyebilir miyiz? Nasıl yapacağız? Onun da çaresi bulunur kanun için dediler. Dursun bakalım. Çünkü o zaman da takdir heyetten olacak. Bilmem ne, biz takdir edeceğiz onun şeyini de tabii. Değil mi? Komisyonlar kurulacak falan. Bu kaç lira eder? Onların aldığı paraya bakacağız. Alınırken kaça alınmış? Yani 30 liraya alındıysa tabii bunu biz 30 bin liraya aldım diyemeyecek. 30 liraya 45 verelim diyeceğiz o zaman. Değil mi? Şimdi bakın o Demir Bank'ı falan nasıl aldılar? 300 milyon dolara falan aldılar. Daha önce 3-4 milyar dolar verdikleri bankayı, krizleri tetiklediler. Ya bunu yapmak için krizler yapıyorlar arkadaşlar. Bakın işte o Toyota salar, şunlar bunlar falan, hepsi bütün sanayiyi çökertiyorlar. İlan veriyor Amerika, İngiltere kendi işverenlerine. Diyor ki Türkiye'de kelepir şirket var, koşun alın diyor. Böylesini bulamazsınız. Adam sanki pazar kapanıyor da kavun satıyor. Türkiye'nin bütün şirketlerini böyle yağmalattırıyorlar. Gelin alın diyorlar. Öyle. Merkez bankamızı Türkiye'nin merkez bankası yapacağız kanunla. Bunların yaptığı bütün kanunları ortadan kaldıracağız. Bu hortumlama mekanizmalarını kaldıracağız. Arkadaşlar
bir şey bize yol gösterecek, bir tane ilke, büyük bir ilke. Kâr değil halkın menfaati, kâr değil kamunun yararı. Benim çocuğum okuyamıyorsa, benim üniversite bitiren yavrum şey bulamıyorsa, iş bulamıyorsa, o zaman falanca kâr etmiş, ben hiç alakadar etmez. Ben onun okulunu kurarım, ben onun defterini, kitabını alırım. Bakın şimdi gösteriyorlar televizyonlarda, üzülüyoruz hepimiz değil mi? Yavrucaklar, böyle annelerin elinden tutmuşlar, 50 milyon bilmem ne yardım alacaklarmış. Ya dilenci yaptılar bu büyük milleti. Buna isyan etmek bütün milletin hakkıdır ve görevidir. Bu isyan örgütsüz olmaz. İsyan partiyle olur. Nasıl Mustafa Kemal isyan edin dedi bu emperyalistlere, işgalcilere, bu Ege'den başlayıp Türkiye'yi baştan başa talan edenlere karşı isyan edin dedi. Bir yere çağırdı ama isyan edin dedi. Hadi hepiniz birden şunu bunu yapın demedi. Müdafaa-i hukuk teşkilatını kurdu. Kuvayi Milliye'yi kurdu. Gelin oraya aslanlarım dedi ve millet öyle geldi. İşte sizi müdafaa-i hukuka çağırıyoruz. Sizi Kuvayi Milliye'ye çağırıyoruz. Sizi İşçi Partisi'ne çağırıyoruz. Girin partinize. Bunların hepsini temizleyelim. Dümdüz çocuklarımızın mutlu müreffeh yaşayacağı bir Türkiye yapalım. Bitmiştir bunların saltanatı. Her şeyleri bitmiştir. Gelin partiye yazalım. Verin sırt sırta. Şu Keçiören İşçi Partisi'nin kalesi yapalım. Diğer iller, ilçeler gibi. Her yer İşçi Partisi'nin kalesi olacak. Her yer bizim kendi kalemiz. İşçi Partisi derken birisinin bir şeyi değil. Kendi partimiz, kendi örgütümüz, kendi hükümetimiz, kendi meclisimiz, kendi Türkiye'miz. Her şey bizim olsun.